İyi günler arkadaşlar. Ergenlik döneminde evde gelişimsel destek kitabımızın 3. ünitesini birlikte kısaca gözden geçireceğiz. Evde sosyal etkileşimde uygunluğu temel alan bu ünitemizi sizin için yardımcı doçent doktor Bircan Ergül Başak hazırladı. Ergenlik döneminde sosyal etkileşim oldukça önemli. Normal gelişen ergenlerde de artık yaşıtlarının daha önem kazandığı hayatında ve evden yavaş yavaş ebeveynlerle etkileşimden uzaklaşıldığı bilinmekte. Fakat özel gereksinimli çocuklar olduğunda bunun yani etkileşim odağının evden dışarıya doğru, yaşıtlarına doğru kayması kendiliğinden gerçekleşmemektedir. Bunun için bazı davranışları ergene kazandırmamız gerekmektedir. Yani bağımsızlığa hazırlamamız gerekmektedir. Bütün ebeveynler kendi çocuklarının biricik olduğunu bilirler ve tek yapmaları gereken şey onları kendi ayaklarının üzerinde durabilir hale getirmektir. Bu da insanın bir sosyal yapı içerisinde yaşadığını düşündüğümüzde sosyal etkileşim becerilerinin kazandırılmasını gerektirmektedir. Ergenlik döneminde oluşan bir takım fizyolojik ve psikolojik ve davranışsal değişimlerden daha önceki ünitelerimizde de kısmen bahsetmiştik. Ergenlik dönemindeki bir birey için zorlaştırıcı unsurlar hormonal değişiklikler, bilişsel değişiklikler, akranlarla ilişkilerdeki değişiklikler, benlik algısı ve özelleşme olarak alan yazında da sıralanmıştır. Sosyal etkileşim kişiler arası karmaşık bir ilişki ağı aslına bakarsanız, sözel ve sözel olmayan etkileşimlerimiz söz konusu. Çünkü bir sosyal yapı içerisinde yaşıyoruz ve farklı kişilerle farklı etkileşim biçimlerini benimseme ve kişileri birbirinden ya da etkileşim biçimlerini birbirinden ayırt etme özel gereksinimli ergen için hiç de kolay bir davranış değil. Bunun için ergene farklı gelişim dönemlerinde aslında farklı sosyal beceri altyapısının kazandırılmış olması gerekiyor. Mesela çocukluk döneminde burada saydığımız bazı davranışları ergenin çocukluk döneminde edinmiş olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla işte izin alma mesela önemli. Bir yere girerken, bir şeyi alırken sahibinden ya da alana ilişkin giriş izninin alınması önemli davranışlardan bir tanesi ama erken çocukluk becerileri içerisinde yer alıyor. O dönemde bu öğretilmemişse bunun yansımaları ergenlikte mutlaka görülecektir. Yine ilkokul döneminde kazandırılması gereken sosyal beceriler var. Mesela sorumluluklarını alabilme gibi. İlkokul döneminde kazanması gereken bu beceriyi kazanmamışsa bunun da olumsuz etkileri ergenlikte olacaktır. Dolayısıyla özel gereksinimli ergenle çalışırken öncelikle erken çocukluk dönemindeki sosyal becerileri sahip olup olmadığı, okul döneminde edinmesi gereken sosyal becerilere sahip olup olmadığı mutlaka değerlendirilmeli ve en sonunda da şu anda içinde bulunduğu gelişimsel dönem için kazanması gereken sosyal becerileri ne kadar sahip, hangilerini biliyor, hangilerini bilmiyor, bilmiyorsa bu sosyal beceri özel gereksinimli öğrencimize nasıl öğretilebilir? Bunun kararını almamız gerekiyor. Burada ergenlik dönemi için bazı kritik becerilerin sıralandığını görüyorsunuz. Mesela özerk davranabilme. Yani kendi kendini yönetebilme, kendisi hakkında karar alabilme, bir sosyal ortam içinde ne yapacağına ilişkin kararı uygun bir şekilde kendiliğinden verebilme mesela önemli bir davranış. Dolayısıyla bunun da özel gereksinimli ergene öğretilmesi gerekiyor.
genellikle bakıldığında özel gereksinimli ergenlerin sosyal etkileşimde güçlük yaşama nedenleri üç grupta toplanmış. Birincisi kendini ifade etme becerilerindeki sınırlılık. İkincisi fiziksel sınırlılıklar. Üçüncüsü de bilişsel becerilerde sınırlılık. Dolayısıyla bir beceriyi yerine getirme bağlamında fiziksel sınırlılığı da olabilir. Daha önemlisi bilişsel sınırlılık. Yani hangi ortamda hangi beceriyi yapmaya karar vereceğini, karar almayı sağlayan bilişsel becerilerdeki sınırlılık önemli sınırlılıklardan bir tanesi. Bunun yansıması olarak da kendini ifade etme becerilerindeki sınırlılığı sayabiliriz. Tabii bu sosyal beceriler nerede öğreniliyor? Birincil sosyal çevrede, yani ebeveynle temel olarak ilk sosyal çevremiz tabii ki ebeveynlerimiz, evin içindeki. Dolayısıyla ebeveynlerin bazı tutumları özel gereksinimli ya da normal fark etmez. Ergenlerde sosyal becerilerin gelişiminde önemli bir etkisi var. Mesela ebeveyn eğer çocuğu yetiştirirken otoriter bir tavır sergiliyorsa, çocuğun sahip olacağı sosyal becerilerle kayıtsız, aşırı koruyucu, mükemmelliyetçi ya da demokratik tutum sergileyen ebeveynin etkileştiği ergenle aynı olmayacaktır. Dolayısıyla ergenin sosyal etkileşim becerilerini kazanmasına önemli bir kaynağı da ebeveynle olan etkileşimi ya da ebeveynin çocuk yetiştirme anlayışıdır. Tabii ki farklı çocuk yetiştirme anlayışlarıyla da olsa ebeveynlerin de yardıma ihtiyacı var. Özel gereksinimli bir ergene sosyal etkileşim öğretimi bağlamında kendi yeterliliklerini geliştirmesi gerekiyor. Bunun için bakın söylerken de sosyal beceri öğretimi diyoruz. Demek ki öğreteceğimiz, ergene öğreteceğimiz yine bir beceri ama yapmaya dayalı becerilerden farklı bir yapıya sahip. Bunun için de bazı farklı yöntemler kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi pekiştirme, ipucu sunma, model sunma ve sosyal öykü yöntemleri, sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler. Bu yöntemleri ve kullanımı ve bu yöntemlere göre bir sosyal beceri öğretiminin süreci üniteniz içerisinde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Mutlaka ünite özetlerini izledikten ve dinledikten sonra ünitenizi dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir. Mesela bunlardan bir tanesi özellikle ergenlik döneminde çocuğun akademik yani okul döneminin de devam ediyor ya da tamamlandığını en azından okuma yazma öğrendiğini düşünürsek benimsenecek sosyal davranış öğretimi yaklaşımlarından bir tanesi sosyal öykü tekniği. Bu yöntemde çocuğa kendi dilinden bir öykü hazırlanıyor. Tabii ele alınan davranış çocuğun öğrenmesi gereken davranış oluyor. Mesela örnekte çabuk sinirlenen, çevresine bağıran, çağıran bir ergen için hazırlanmış bir öykü örneği görüyorsunuz. Öykünün başlığı bile kendisine yönerge verir şekilde oluyor. Öfkelendiğimde sakinleşebilirim. Evimi çok seviyorum. Evde annem, babam ve kardeşimle birlikteyim. Annem ve babam beni çok seviyorlar. Kardeşim de beni çok seviyor. Bakın burada hep kişinin kendisine yönelik olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde sosyal öyküler yazılabilir farklı konularda da. Burada öfkelendiğimde sakinleşebilirim. Ya da banyoya girerken kapıyı tıklatmam gerekir gibi bir öykü de yazılabilir. Ya da kardeşimin eşyaları için ondan izin almalıyım şeklinde bir öykü de yazılabilir. Özel gereksinimli ergenlere
tüm beceriler sistematik bir planlamayla öğretilmek zorunda. Bu ünitede sosyal beceri öğretimi ele alınmıştır. Ünitenizi lütfen dikkatlice okuyup bir sosyal beceri öğretimini kafanızda planlayınız. Kolay gelsin.